what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but where do you go to? I want to know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Cinderella, yeah. I think I'll find your glass slipper, baby. Herkese Sekodu Sakalkanı'ndan selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum. Böyle güzel bir günde sizlerle beraberiz. Ama haftaya ne olur bilmiyorum tabii. Şu anda çekim yaptığımız zaman içerisinde hava harika. Sanki ilkbahara doğru gidiyoruz gibi bir türlü kış olmadı. Kış demişken motosikletler ne durumda biliyorsunuz. Motosiklet piyasaları acayip derecede fiyatlar artmış vaziyette. Enflasyon mu dersiniz, başka şey mi dersiniz? Olanı korumak zorundayız. Böyle bir motoru da korumak adına dışarıda bırakmak da yanlış oluyor. Zincirlenmiş bir motor. Fakat böyle bir motoru kalkıp da restorasyonla uğraşmak çok maliyet ister. Bunu nereden mi biliyorum? Son zamanda Delight'le ilgili bir sürü videolar yaptık. İlk geldiği günü hatırlarsınız. Onu şimdi gösteriyorum. Bu haldeydi. Ama şimdi neler mi yaptık ayrıntısıyla size tek tek anlatacağım. Onu anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Gerçekten restorasyonla uğraşmak büyük maliyet istiyor. Fakat elinizde var olan bir motoru koruma adına yapmanız gereken bazı ince detaylar var. Örneğin şöyle bir motoru koruma adına yapabilmeniz gereken bir sürü şey var. Mesela burada ne yapılmış? Koruma barı. Ondan sonra elcikleri ona göre kış geldiği için ona göre bir koruma muhafaza, bir tur camı, kendinize göre deneyimlediğiniz bazı bir takım şeylerle ne diyelim koruma adına yapmanız gereken bir sürü şeyler var. Delight'a mı ne yaptık? Evet, Delight'ı en sonunda bu hale getirebildik. Demin de görüntülerini gördünüz. Kolay da olmadı. Çünkü bunun için gerçekten ciddi bir zaman, para. Bunun için bayağı bir uğraşıyorsunuz. Delight'ı bu hale getirmekte gerçekten Tuna Motosiklete ve Tuna Motosiklet çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ömer Bey'e ve başta usta olarak da Mehmet'e çok çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten onlar da bir vakit ayırdı, onlar da bir emek sarf etti. Kolay olmadı. Geldiğinde koltuğu yırtık, bir parçası neredeyse eksik olacak şekilde maşpiyel kısmında kırık olan parçası, far zayıf. Ondan sonra gidonlar kötüydü, elcikleri. Aynası, başka markanın aynaları vardı. Çizikler, bol miktarda çizik mevcuttu. Plastik, alt kısımdaki plastik aksamında kırıkları vardı. Stop lambası yanmıyordu. Çalışmada problemleri vardı. Hepsine para gerektiriyor. Maddi anlamda da bir sorun yaratıyor size. Bunu halletmenin iki türlü yolu var. Bir, orijinal parça, yedek parça kullanabilirsiniz. Elzem olan yerlerde ki orijinal yedek parçayı kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer yandan da aksesuar anlamında amma öttüm be. Boşver abi. Burada esprili bir şey oldu, boşver.
Mesela aksesuar anlamında da aynaları yan sanayi aynalar veya başka bir marka ama düzgün kullanabileceğiniz bir aynalar tercih edebilirsiniz. Bunlarla ilgili de daha detaylı anlatacağım. Şimdi motora önden başlayalım. Önden çizikleri mevcut olduğu için genel şeyde bir boyaya götürdüm. Boyaya da her zaman için benim özellikle tavsiye ettiğim bir boyacım var. Maxim, Hasanpaşa'da yeri. Ona bütün parçaları olduğu gibi granajlarını söktüm Tuna motosiklette. Aldığım gibi Maxim'e gittim. Maxim aldı fakat her boyacı gibi biraz da tanıdık olmasından biraz vakiti uzattı. Orada yalan söylemeyeceğim ama diğer işlerini zamanında teslim etti. Tanıdık boyacı olması hem iyi hem kötü, onu da net söyleyebilirim. Buradan Maxim'e de selam. Kulaklarını çınlamıştır Maxim çünkü bunu söylemek durumundaydım. Ben de ilgilenemediğimden Maxim de bazı işleri ve araya Covid girdi. Maxim'in hastalığı biraz aksadı ama ben o zaman zarfında boş durmadım ve Tuna motosiklette bunun her türlü oluşan arızalarını gidermek üzere Mehmet'le beraber ciddi hummalı bir çalışma yaptık. İlk önce parçaları sökülmüş bir motoru çıplak hale getirdiğinde şaseyle beraber elektrik aksamı, motor her bir blok olarak bir hale getirdiğin zaman işin kolaylaşıyor. Neler yapabiliriz, ne yaparız, ne ederiz? Oturuyoruz, tartışıyoruz. Hatta 2014 bir Delight bu. 2014 Delight olmasına rağmen arıza kodlarını Mehmet'in ustalığı ve becerisiyle neden kaynaklandığını bularak onları hallettik. Gaz kaliperi, ondan sonra buji. Çünkü bayağıdır bakım görmeyen bir Delight'tı. Bu sahibi de benim yakın sevdiğim arkadaşım. Alper'den aldım motoru. Alper İstanbul'da karşı tarafta yani Avrupa yakasında işe gidip gelmede kullanıyordu ama bayağı bir İstanbul trafiğini yemiş içmiş halde bir durumdaydı. Bakımlarını işinin yoğunluğundan dolayı aksattırdığı bir motordu. Ama çok elzem bir durumu yoktu. Yani motorun kronik bir arızası herhangi bir şeyden kaynaklanan bir durumu da ortada yoktu. İşimizi bu kolaylaştırdı. Arka jant yamuktu. Arka jant bir çukura girmekten ki bütün skuterlarda söktüğümüz zaman şu an bile tekerin eğriliği ortaya çıkar. Yani bu X-Max'de olabilir. Fazla da büyük modele gitmeyelim. T-Max olmasın ama alt grup maxi skuter olmayan yani böyle orta sınıf maxi skuterlarda jant eğrilikleri söktüğünüz anda eğer baktırdığınız zaman bunlarda bile rastlayabiliyorsunuz. Bu tekerin çapı da küçük olduğundan ben olduğu gibi arka teker, ön teker söktüm. Zaten lastikler berbat bu durumdaydı. Anlas tercih ettim. Anlas tercih etmemdeki neden bu tür skuterlarda gerçekten anlas lastik acayip iş görüyor. 4 mevsim kullanabileceğim bir lastik edindim. Onların ikisini maliyeti 1500 lira oldu. Jantı hallettik. Lastikleri taktık. Olduğu gibi şase ortadaydı. İlk önce çok güzel yıkadım, takladım, temizledim, elden geçirdim. Tertemiz ortaya çıktı. Kilometre saatinin içindeki aydınlanması benim için iyi olmayan bir aydınlatma mevcuttu. Bunu da led bir ampulle onu da halletmiş oldum. Far, led far kullanmak istedim. Çünkü bu tür skuterlarda en büyük handikap yani görünür olmak gerekiyor. Torlu bir led ampul tercih ettim. Gelelim aynalara. Zaten bir ayna farklı, bir ayna farklıydı. Ben ikisini de tertemiz, bu kadar güzel boyanmış bir motora sıfır Yamaha'nın orijinal aynalarını tercih ettim. Kaan Elektronik bu konuda bana çok yardımcı oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Elcikleri biraz renkli, tamamen siyah olmasını istemediğim için elcik, fox elcik, spor görünüm artı biraz daha böyle içimizi açsın diye bu tarzda bir elcik tercih ettim. Manetin bir tanesi yamuktu arkadaşlar. Bunun içinde manetleri Yamaha Tuna motosikletten edindim. Kaan Elektronik'ten yine ayrıca elcik koruma olarak yani ön tarafa bu tarz bir elcik bunları verdiler ve bunları tercih etmemdeki en büyük neden de mat ve parlak siyah bir arada oluşu. Motorda da o tarz bir dizayna uyması amaçlı. Hani şunu da diyebilirsiniz. Ya o elcikler o şeye yakışmış mı? Yani o motora yakışmış mı? Bu zevk meselesi. Ben yakıştığını düşünüyorum ama sıkılırsam çıkartırım. İleride başka bir elcik koruma da takabilirim.
Boyaya aynı zamanda arkadaki çanta taşıma aparatı da boyaya gitti. Onu da çok güzel boyadı Maxim. Ve videonun diğer kısımlarında zaten göreceksiniz. Olduğu gibi boya ikimizin, Maxim'le ikimizin karar verdiğimiz bir renkte oldu. Plastik aksamları yıprandığından dolayı farklı bir şekilde boya atma ya da herhangi bir müdahale gerek duymadım. Bunlar için Formulax'la görüşmeyi düşünüyorum. Formulax'la görüşüp bu yıpranmış plastik aksamlara sürdükleri bir madde var. O yepyeni gösteriyor. Onu da deneyeceğim. Onun da deneme videosunu ayrıca gittiğim zaman eğer kabul ederlerse onlarla görüşüp bu deneyimlemeyi beraber yapalım istiyorum. Koltuk yırtıktı. Maxim'in tanıdığı Hasanpaşa'da koltuk tamiri yapan bir ustamız vardı. Ona yaptırdım. Olduğu gibi koltuğu çok güzel kaplamasını yaptı. Bunda da çok az bir miktar para verdim. Bir iki ay önce 250 lira gibi bir para tuttu. Ama tabii koltuğun işte durumu, ne kadar deforme gördüğüyle alakalı fiyat değişkenlik gösterebilir. Motora bindiğim zaman rahmetli Barkın gibi o da Zortan abi miydi? Öyle bir isim kullanıyordu. Diz kısımları, yani bu motor bana aslında küçük, biliyorum. Fakat Bostancı'da evim, bazen caddeye gitmek istediğimde, bir arkadaşlarla kahveye gitmek içmek istediğim zaman, kahve içmek istediğim zaman Stırtı ile gerçekten o bile külfet geliyor ve trafikte tamam çok aralardan girebiliyorum ama bununla keyifli gideyim. Spor ayakkabımı da giyeyim. Hani botları giymeyeyim. Ondan sonra çanta kısmı küçük. O hazneye cüzdanımı sığacağı. Hani kaskım sığmaz. Terekli bir kask. Onları da göstereceğim. Bu tarzda bir motorla rahat gideyim düşüncesiyle bu motoru edinmek istedim. Her şeyden önce daha dün Tuna motosikletten bu motoru çıkardım. Arkadaşlar 70 lira tuttu. Depoyu fullledim, 70 lira tuttu. Bir de şöyle bir olay yaşadık. Opet'e girdim. Hemen pompacı arkadaş dedi ki, abi dedi pompa bozuk. Ya dedim sorun mu var? Abi dedi hayırlı olsun. Kardeşim dedim bu motor 2014 model. Yok abi filan, gel dedim kadranı bile dedim. Üzerinde o makaralı kilometre sayaç var dedim. Yani yapma, bu zamanda sıfır motor böyle var mı dedim. Aa dedi abi tertemiz dedim, yaptırdım. Yani o yüzden sıfır gibi gözüküyor. Ondan dolayı pompacı arkadaşla öyle bir muhabbetimiz oldu. Arkadaşlar kısaca toparlayacak olursak bu motosiklet benim için bir deneyimleme oldu. Restorasyon olayı. Ha başka motor olur, restorasyon gerektirir, zaman gerektirir. Ki artık EYT'li olduğumdan dolayı bir zaman mefhumum olmayacak. Arkadaşlarım benimle yaptığı esprili şakalaşmaları sonrasında bu konuyu onlarla ayrıca görüşeceğim. Bununla ilgili bir sorunum olmazsa, zamanla ilgili bir sorunum olmazsa sizlerle başka bir restorasyonda görüşürüz. Scooter gerçekten şehir içi için gerekli bir motosiklet. Çocuğunuz varsa, yeni kullanmak istiyorsa, motoru sevdirmek istiyorsanız bu tarz motosikletler sizler için uygun olacaktır. Yabancı insanlar çok düşünceli ve çok şeyler, bak çekim var diye ta oradan o şekilde geçiyorlar. Hassasiyet çok önemli arkadaşlar. Trafikte de birbirinize hassasiyet gösterin. Birbirinize saygı gösterin. Lütfen ekipmansız tuvalete dahi gitmeyin diye bizim Ferhat'ın kulakları çınlasın. Unutmayın. Herkes sağlıcakla kalsın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.